Dünyada bir ekonomik kriz yok. Önce onu ifade edeyim. Enerji krizi ve pandemiden çıkmanın yani, getirdiği tabii ki zorluklar en, en, bir var. Bir enerji sıkıntısı evet. var ama bu ekonomik kriz değil. Yani dünyada belki de son 20-30 senede doların en ucuz ve en bol olduğu bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde Türkiye'de Türk lirasının değer kaybedip doların hızla değer kazanması bunun bir dünyada var olan bir ekonomik krizle veya bir küresel bir takım işte AK Parti son dönemlerde bunu çok seviyor. Bir takım manipülelerle açıklamak mümkün değil. Bu tamamen ve tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi tek adam mantığıyla yönetmesi ve Merkez Bankası'nı da kendi ideolojik çizgisine çekmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Şimdi siz ülkeyi kendi ideolojik çizginizde yönetebilirsiniz ama para politikasını kendi ideolojik çizginizle yönetemezsiniz. Neden bahsediyorum? Faiz ve kurdan bahsediyorum. Yani siz faizi düşürmeye çalışırsanız eğer bunun ekonomik altyapısı mümkün değilse, uygun değilse, hazır değilse bu ters teper. Siz eğer dünyanın her yerinde merkez bankaları yani her yerinden kastım normal olan dünyanın her yerinde yani e, ne bileyim bir takım tek adam rejimlerinde diktatörlükle yönetilen rejimlerde veya monarşide veya bi, 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 o tür rejimlerden bahsetmiyorum. Bizim bildiğimiz manada dünyanın normal her e, 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 ekonomisi e, piyasa şartlarına göre oluşan her ekonomisinde merkez bankası başkanları bir böyle e, gömlek değiştirir gibi değiştirilmez. İki, Merkez Bankası Başkanları bağımsız olur, tarafsız olur. Üç, Merkez Bankası Başkanlarını göreve getiren iktidar 40 defa düşünür, bir defa getirir ve onun uyguladığı politikaların da bir netice almasını bekler. Hiçbir Merkez Bankası'nın elinde bir sihirli değnek yoktur ki 3 ayda, 5 ayda veya 1 senede o Merkez Bankası Başkanı iktidarın istediği reformları yapsın, faizleri düşürecekse düşürsün kaldırıcı böyle bir dünya yok. Yani ben ekonomi doktorası da yaptım. Yani ekonomiden azıcık anlayan bir insan bilir ki Merkez Bankası başkanlarını rahat bırakmazsanız, talimatla Merkez Bankasını yönetmeye çalışırsanız bu ters teper. Bir de yani bir işi bir defa yaparsınız. Bakarsınız ki ya bu işten netice olumsuz çıktı. Dersiniz ki ya bir defa daha deneyeyim. Bir defa daha denersiniz. Yani Merkez Bankasına müdahale anlamında Baktınız yine olumsuz çıktı. Yani artık üçüncü, dördüncü, beşinci, yani bu artık başka bir şey. Yani benim aklıma başka şeyler geliyor. Yani mesela e, hükümet acaba e, e, dolar e, spekülasyonu mu yapıyor, spekülatif alımlar mı yapıyor bazı kamu kurumları olabilir. Yani bazı şahısları demek istemiyorum. Yani hakikaten elimde öyle bir kanıt yok demek istemiyorum. E, öyle olmadığını da umuyorum. Ama bunun yani. Hakikaten de sağdan bakıyorum, soldan bakıyorum. Ya bunu aklım hafsalam almıyor. Ekonomiden anlayan başka arkadaşlarla da konuşuyorum. Ya bir Allah'ın kulunun bunun başka türlü izahını yapamıyorlar. Yani yok bunun izahı. Ya Merkez Bankası Başkanı daha önce getirdiniz. Hakikaten de çok ben çok beğendiğim, çok aklı başında bir tecrübeli ekonomist olarak bildiğimiz, maliye, finans sistemini bilen bir insandı. Naci Abal. Naci Abal. Ve evet. e, Naci Abal bu işi iyi götürüyordu. Kafasında bir plan vardı ve o plana uygun hareketler yapıyordu. Naci Abal'ın istifa süreci de son derece rezalet bir süreç. Yani... Ee, gece yarısı kararnameyle ya bunun, yani bunun normal memleketlerde bunun bir sürü yolu var ama bizim gibi spekülatif e, bir takım e, piyasa hareketlerinin olması e, muhtemel olan ülkelerde bunun başka yolları var yani Naci Abal sayın Naci Abal e, ne bileyim yani her taraf Koranadan geçilmiyor yani hasta da olabilirdi Belki böyle daha şey olurdu piyasa, daha az tepki gösterirdi. Ya akşam bir kararname çıkıyor, sabah fakirleşiyoruz. Akşam bir kararname çıkıyor, sabah fakirleşiyoruz. Yani bu reva mıdır bu millete? Sayın Nurhan, bunun e, normal ekonomi e, bilgisine sahip, azıcık ekonomi bilgisine sahip, kime sorarsanız sorun, hangi sisteme inanan insana sorarsanız sorun, vereceği cevap aynıdır. Merkez Bankası'na müdahale edip, faizi düşüren, doları düşüren daha bu dünyada bir Allah'ın kulu yok. Siz de olamayacaksınız, yapamayacaksınız. Bu mümkün değil. Peki Eşyanın e, tabiatına, akla, mantığa, her türlü ekonomi bilmine aykırı bir durumdur. O sebeple de bunun ben normal bir ekonomik e, sistem içerisindeki düz mantıkla alındığı kanaatinde değilim artık. Onu söyleyeyim. Peki e, CHP'nin e, ki e, Kılıçdaroğlu'nun daha önce de benzer bir hamlesi oldu. Çok sert eleştirdiği kurumları bu yaptığı ikinci ziyaret. Daha önce Türk Hava Kurumu'na gitmişti. Daha sonra istifa eden Cenap Aşçı'yı da ziyaret etmişti. Hı hı. Tıpkı bugün Şahap Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamada olduğu gibi çok verimli bir görüşme olduğunu da söylemişti eski THK başkanı. Hani bu CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun hamlesini nasıl yorumluyorsunuz? Çok kısa. Çok kısa söyleyeyim. Şimdi anormal olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kadar senedir Merkez Bankası'nda bu kadar şey olduğu halde şu ana kadar ziyaret etmemesi. Etmesi, diyor. Çünkü e, Sayın Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdoğan'ın memuru değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da memuru değildir. Bağımsız, tarafsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumudur. Sayın Kılıçdaroğlu da ana muhalefet partisinin lideridir. Ve ana muhalefet partisi her ülkede iktidarın alternatifi olarak görülür. Ve dolayısıyla da kendisinden ziyaret edip ekonominin gidişatı ile ilgili bilgi alması gayet doğaldır. Ama şu ana kadar tabii Türkiye'de kamplaşmalar, Türkiye'de kurum aidiyetinin artık Cumhurbaşkanı'na aidiyet hissine dönüşmesi sonrasında tabii biraz tuhaf karşılanıyor bu tür ziyaretler.